Merhabalar arkadaşlar, bugün Orcs Must Die Unchained oynuyor olacağız. Survival modda oynuyor olacağım. Bu haritayı ilk defa görüyorum. Oyunda birçok harita var. Bayağı hoş duruyor açıkçası. Haydi biz hazırımızı verelim. Normalde 5 kişi olmamız gerekiyordu ama 2 kişi çıktı sanıyorum. Wow, ölümüne düştü bir arkadaşımız orada. Sanırım buradan atlamak mantıklı bir seçenek değil. Tavsiye etmiyorum kimseye. Şöyle bu arada gardiyan koyalım şuraya. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Orcs Must Die Unchained'de bu küçük yeşil zavallı yaratıkların yüzlercesini ateşe veriyor olacağız. Karakterimiz Smolder ile. Oyunda farklı karakterler, farklı modlar, farklı haritalar var. Yanımızda gördüğünüz üzere At Kafası isimli sevimli bir büyücü. Diğer yanımızda Ziz isimli bir büyücü var artık. Nerelidir kimdir bilmem. Şu an ateş edemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Oyun henüz başlamadığı için. Hızlıca bahsedeyim. Benim oynadığım şu anki mod survival modu. Karşıdan bir ork ordusu geliyor olacak. Bu orduya karşı savaşıyor olacağız. Oyundaki diğer asıl mod Siege mod 5'e 5 oynanıyor. İki tarafta da tuzaklar kuruluyor. İşte minyonlar yerleştiriliyor. Ordular gönderiliyor. Karşılıklı kapışıyorsunuz falan. Ama bayağı karışık o mod gerçekten. Güzel, kompetitif ama sıkıntılı birazcık. O yüzden ilk görüş olarak bu modu yapmak daha mantıklı geldi. Üstelik binlerce ork yakmak varken neden diğer oyunculara karşı kapışalım gerçekten takım eforu şeklinde böyle yapmak daha iyi. Bu arada diğer oyuncularımız da bağlandılar şu anda. Karakterimden bahsedeyim. Pasifimiz öldüğümüzde tekrardan çıkıyoruz, etrafa hasar veriyoruz ve bir miktar can ve mana ile doyuyoruz. Q yeteneğimiz hızlanıyoruz ve etrafımızı yakıyoruz. E yeteneğimiz rakibin azami canının belli bir oranını yakan bir ateş fırtınası gönderiyoruz. Normal vuruşlarımız ateş topu atıyor. Yavaşça giden sağ tıkımız ise manamız bitene kadar yine atabildiğimiz bir nasıl diyelim, ateş püskürüyoruz ağzımızdan. Bu haritada ilk defa oynuyorum. Buraya gardiyan koymanın şimdilik bir anlamı yok. Ön saflara koyalım. Sonuçta orklar ön saflardan gelecekler. Eğer ön defanslarımız kırılmaya başlarsa arkaya bir şeyler yaparız. Şimdi buraya kimse saldırmayacak başlarda muhtemelen. Yine o yüzden buraya gardiyan koymanın anlamı yok. Herkesin hazır olmasını bekliyoruz. Başlamak için önce tuzaklarımızı koyacağız. Ben şuraya kendi yakıcımı, spreyimi koyayım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama yandan geçenleri vuruyor gibi görünüyor. Vursun bari. O zaman ben hazırım. Haydi siz de hazır olun. Bakalım nasıl bir ortamdan gelecekler. Dediğim gibi ilk defa görüyorum bu haritayı. Enteresan bir ortam. Diğeri daha böyle savaş alanıydı. Böyle bu büyülü bölgeden gelecekler anlaşılan. Güneş tepemizde. Base'imiz güzel. Binlerce ork yakacağız. Her şey daha iyi olamazdı. Şurada tuzaklarımızı görüyorsunuz. Hazırlığımızı yaptık. Gerektiğinde kapatacağız kapımızı. Tuşlar elim klavyenin üstüne kaymış orada saçmalama. Ve başlıyoruz. Normal vuruşlarımız mana yemiyor elbette ama gördüğünüz üzere o ateş püskürtmemiz bayağı manamızı yedi. Orada bir şey var. Unutulmuş zırh diye bir şey aldık. Oyunda crafting sistemi var. Maçtan çıktığınızda karakterinize bir şeyler yapabiliyorsunuz. Onlarla ilgili sistemler. Zaten oyunun içinde size bunu öğretecek bayağı şey var. Bu arada oradan orklar geliyor. Oradaki kapı erkenden açılmış. Ünlem geldi yani. Şu an kimse gelmiyor gibi görünüyor ama gelecek de oraya da tuzak koymamız lazım.
Yani haritadaki sağdaki kuleden de ünlem geldi. Dediğim gibi bu haritada ilk defa oynadığım için tam bilmiyorum. Diğer haritada bayağı geniş bir alan vardı. Böyle kocaman uzun bir ufuktan geliyordu orklar. Bizi takmadı yaratıklar resmen ama tuzaklarımız da parçalanıyorlar gördüğünüz üzere. Var mı kaçak? Burada niye gardiyan yok? O mu koydu ben mi koydum? O koydu herhalde, tamam. Ben şuradaki bölgeyi de kontrol etmek istiyorum. Burada kapıyı kapalı tutarsak ne oluyor? Gelemiyorlar mı hiçbir zaman? Şimdi gelecekler mi buradan? Ünlem var sonuçta. Herhalde gelmezler. Çünkü diğerinde direkt savaş işareti var yani. Geliyorlarmış buradan, evet. Haklıymışım. Başından beri haklıymışım. Hello, hoş geldiniz. İkinci seviyeye ulaştık. Elbette seviye atladıkça belirli seviyelerde güçlendirmeler elde ediyoruz. Atıyorum. Seçenekler geliyor karşımıza. İşte ateş nefesimiz daha çok vursun olabilir bu. Tuzağımızı güçlendirmek olabilir. Maksimum canımızı arttırmak olabilir. Birçok şey var. Kapıyı üstüme kapataydınız. Ayıp değil mi? Şuraya da yakıcı koyacağım. Şey dedi bu arada, yanlış duymadıysam. Etten daha güzel ne yanabilir ki tarzı bir şey söyledi. Yalnız 4 santimetre karşımdaki orku ıskalamaktan bir hal oldum. Gelin bakalım. Manam bitiyor, biraz daha az harcayayım. Nasıl, bunlar küçük birlikler. Önemli değiller, mana harcamaya değmezler. Ve 3. seviyeye ulaştık, bakalım. Tuzağı güçlendirmek, normal atışlarımızı güçlendirmek ve hızlandırmak. Tabii ki normal atışlarımız artık daha hızlı gidiyorlar. Ayıp değil mi? Yalnız diğer taraftan da ork geliyor, kimse gitmiyor oraya. Oranın savunması bize kaldı anlaşılan. Tabii ben de acemi oyuncu olduğum için dostlarım da acemiler. Tam olarak ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bunları tek başıma durdurmak birazcık zor olacak sanki. Heh derken bir level adam, başta starta basmayan adam imdadıma yetişti. Sağ olsun. Sağ tarafta da ölümüz var. Oradaki çiçeği almak istiyorum her şeyden önce. Keşke kapıyı kapatsaydım hordun yarısında. Neyse ki şurada bir gardiyanımız var. Benim. Ha, herkese kendininki düşüyor herhalde çünkü, evet. Git. Hello.
kapıyı kapatabilir miyiz? Şimdilik. Daha fazlası gelmiyormuş zaten ama. Hani yarısı gelsin, içeri kapatalım üstlerine. O yarısını dövelim, sonra açalım. Niye hepsiyle aynı anda uğraşıyoruz? Kaytlaya kaytlaya gelin çocuklar. İyiyiz iyiyiz. Sanırım hoş olmayan bir şey yaşanacak şu an. At kafası o kadar ileri gitmek istemeyebilirsin sanırım ya. Sıkıntılı görünüyor yazan şey. Ordu mordu dedi ama o sağ tarafı ilgilendiren bir şey mi acaba? Kapıyı kapattım bu sefer gördüğünüz üzere, çünkü diğer yarının da aniden girmesini istemiyorum. Dışarıda birkaç kişi bırakabildim sanırım yani. Onlarla sonra ilgileneceğiz. Ya kırdılar kapıyı. Kapının kırılabildiğini bilmiyordum. Kırılabilecekse neden var? Gitti, ne oldu kapıya? Oğlum. Kazandık galiba. Yay! Kolay oyun, kolay yaşam. Tabii ki hero rankimiz diye bir şey de var gördüğünüz üzere. Bu da topladığımız şeyler oyun sırasında. Ben bu kadar şey topladığımı fark etmemiştim, güzel. Birden fazla harita olduğunu daha doğrusu biliyordum ama bu kadar fazla olduklarını bilmiyordum. Seçmek gerçekten zor. Seviyelere göre ayrılmış olmaları ekstra bir enteresan. Yani oyuna başlarken kostüm seçebiliyoruz. İşte ana renkler falan var birçok oyunda olduğu gibi ama bunları satın almamız gerekiyor. Craftlanabiliyorlar. Deste seçimimiz var ama ben oyuna yeni başlamış olduğum için çok fazla seçeneğim yok. Temel tuzakları, temel özellikleri kullanıyorum. Bunların hepsini oyun dışından craftlıyoruz. Oyun içinde topladığımız malzemelerle. Okey, bu karakterimizin özellikleri neymiş bakalım. Ivy ölüme yaklaştığında hareket hızı artar. Q yeteneğimiz yakınımızdaki dostları iyileştirir. E yeteneğimiz rakipleri yere mıhlar. O kadar. Rakipleri yere mıhlar. Normal vuruşlarımız ok atar. Sağ tıkımız, orta tıkımız. Benim için, mouse'un ayarını değiştirdiğim için. Delip geçen bir ok atıyormuş. Güzel, güzel. Evet, ana giriş burası sanırım. Abi detaylara bakar mısın? Vay arkadaş. Ya bu oyun nasıl kasmıyor? Başarılı. Bu arada bayağı yüksek grafikte oynuyorum şu an. Kaydı aşırı yüksekte almıyorum. Ama iyiymiş yani. Buraya gardiyanımız koyulmuş. Ultini niye atıyorsun şu an? Çok güzel bir ulti o. Adam ultisini attı ya. Onun cooldown'u bile bayağı uzun. Yani sanırım ulti o. Ben oynadığımda ulti gibi gelmişti. Çünkü 150 saniye falan cooldown'u vardı. Bizi takmıyor şu an. Geçen yaratıklar. Oh. Abi hepsine bu kadar fizik mekaniği koyup nasıl kastırmıyorsunuz bu oyunu? Ya inanılmaz bir optimizasyon. Gerçekten bunu takdir ettim. Bu oyun nereden çıktı derseniz,
Gameforge Türkiye, biz böyle şahane bir şey yaptık, tanıtır mısın dediler. Bir bakayım dedim, inceledim oyunu ve gerçekten hoşuma gitti. Bunu izleyicilerimle paylaşmalıyım. Evet, kabul ediyorum dedim. Ve bu şekilde şu an bu oyunu siz de görüyorsunuz. Şu arkadaşın biraz şifalandıralım, ölmesin kendi kendine. İyileşin. Ne? Ne? Vurma. Bu arada soldan sonraki tur gelecekler sanırım. Şöyle yerlerine mıhlamayı denemiş olduk şu an. İmdat. Tamam, tuzaklardan geçecek halde değiller şu an zaten ama tuzaklarımız çok etkili de değil gördüğüm kadarıyla. Gardiyana geldiler, imdat. Gitmiş sola tuzak yerleştiriyor adam. Wave arasında yaparsın onu. Şuraya çıkamıyor muyum, güvenli bölge? Sanırım güvenli bir yerde durmak yasak. Haklılar, onlar da haklılar. Gelin bakalım koboldlar. No, diğer taraftan geliyor koboldlar. Ben onların nasıl olduğunu merak ediyorum. Onları görmek istiyorum. Oraya gideceğim o yüzden. Geçen sefer kaçırmıştık. Ha, eğlenceli değilmiş çünkü küçükler ve vurmak zor. Ama burada hiç tuzak yok. Kimse tuzak koymamış buraya. Bu biraz sıkıntı olmuş. Buraya böyle güzel alan vuran bir adam koymamız lazım koboldlara. İşte oyunu öğrendikçe bu stratejiler gelişir yani. Kobold uyarısı geldiğinde böyle küçük şeylere alan hasarı vurabilen tiplerden biri buraya gelecek. Benim böyle pıt 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 oklarla olmaz bu iş. Bak mesela şu adam küreğini savuruyor, 30 taneye vuruyor. Ya da bizim gardiyan akıyor gidiyor. Yay, güçlendim be. Hareket hızımı, can doldurmamı, normal vuruş gücümü, tabii ki de normal vuruş gücü benimki de soru. Hemen gitmeliyiz, bu arada dostlarımızın yardıma ihtiyacı var. Tam başa çıkmışlardı sanırım. Rakip Hiro geliyor bu sefer. Gabriela. Ya ne kapıyı kapatıyorsunuz korkaklar? Birikmelerine gerek yok. Dışarıda bırakmışsınız kızcağızı, zaten yamulmuş bir şekilde geldi. Gabriela nerede? Benim fokusum onunla.
Sen bir rootla. Oha ölüyorum. First Blood. Yani şöyle orada gerçekten bayağı sağlam hasar çıktı ya. Bu ne? Geride otomatik bir doğma mı? Evet. Mesela tuzağa vereceğiniz bir parayı verip aniden tekrar doğabiliyormuşsunuz. Her gün bir yeni bilgi. Orada kendi Q'umla şifa bastım. Şöyle ikimizde otomatik bir şifamız var. Zaten herkeste olan, otomatik kart olan şifa var. Onu da bastım. Ve bayağı hızlanmıştık pasifimiz dolayısıyla ama kurtarmadı. Neyse, hayatta her şey bir tecrübe. Ama Gabriela'yı öldürmek çok istiyordum. Fazla aceleci davrandım. Bu arada sağda bir metrenin dolduğunu fark etmiş olabilirsiniz. O dolduğunda Unchained moda giriyoruz. Bayağı böyle parçalamaya başlıyoruz ortalığı. Sağdaki kapı da açılacak sonraki tur. Orayı da tuzaklamamız lazım. Para biriktirelim. Sonraki tur oraya tuzaklayalım. Mesela bak ne güzel nefesiyle yakıyor ya. Ben Smolder'ı cidden sevdim. Bu normal oyunlarda biraz daha etkili bir karakter olabilir. Çünkü böyle orklara tek 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 vurmak çok uzun iş. Alan büyüsü lazım. Bundan daha fazla. Tam bu sefer kapıyı yarıda kapatmayı düşünebiliriz. Düşündüm ve uyguladım hatta. Tam kırılmadan açalım. Ne güzel yakıyor ya, helal. Böyle buralara barikat koymaları iyi olmuş. Sadece tek bir koridora indiriyorlar böylece bunları. Orada hemen avlayabiliyoruz. Arkadaş ultisini açtı. Gördüğünüz üzere. Ooo, diğer tarafta bizimkiler biraz zorlanıyor gibi sanki. Ölmeli. Al şifa. Güzel. İki kapı arasında ışınlanabileceğimiz bir imkan vermiş adam bize. Helal olsun. Güzel. Ama burayı bayağı ayarlamış bizim abla. Eyvallah. Bakayım güzel olmuş mu? Bu mu kapı? Yanlışlıkla şifa bastım. Lol. Nothing will get past this. Son wave. Hadi bakalım. Yapabiliriz Smolder. Bizde o kuvvet var. Güven bana. Birlikte başaracağız. Kafana sıkarım. I ate some chili peppers this morning too. They've summoned a boss minion. Boss minion ne taraftan geliyor? Her taraftan mı geliyor? Ya yine mi bu ufaklıklar ya? Neyse, bunlar tuzaklardan hızlıca ölür diye düşünüyorum. Ben şöyle kaçakları toplayayım. Bu arada level atladık. Bakalım. Hepsi, hiçbirini beğenmedim. Ama yerine mıhladığımız rakiplerden zırh azaltma en mantıklısı gibi. O zaman mıhlayalım bari hazır bulmuşken. Hmm, boss buradaymış, evet. Yani en azından burada da varmış. Ki biz niye kapıyı kapatmayı akıl etmedik vaktinde? Ölüyor bu kızcağız. Hmm.
Mesela çok ilginç basitler var oyunda. Bu geri kazan, bize ışınlanma yeri veren adam var ya. Hah, Unchained olduk. Orklar kalabalıkken olsaydık daha eğlenceli olurdu tabi. Biz görevimizi yaptık kardeşler. GG. Victory. Bakalım kaçıncı olduk bu sefer. Takımdaki en az hasarlardan birini vermişiz. Takımda ölen tek kişiyiz. En az tuzak koyan. En az combo. Falan filan. Olsun. İlk defa denedim karakteri ve alan hasarı yok. Çok az yani alan hasarı. Neyse. Orcs Must Die Unchained bu şekilde bir oyun arkadaşlar. İşte destelerinizi yapıyorsunuz. Çeşitli oyun modlarına giriyorsunuz. Özellikle oyun bulduğundaki o dö 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 şeklindeki uyarı falan çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Steam'de var oyun. Ayrıca linkini açıklamaya koydum. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.